Zerdeçalı ve sade kurabiyelerimiz. Damla çikolatalı kurabiyelerimiz. Şimdi yapılışına başlayalım. Bakar mısınız arkadaşlar? Hiç pastaneyi aratmaz. Kanalımdan sevgiler. Un kurabiyesi yapıyoruz. 200 gram tereyağımızı yapmadan eritelim. Erittiğimiz tereyağımızı arkadaşlar, eritmemizdeki maksat şu üzerindeki ayranı ondan arındıracağız. Bir kaseye dökelim yağımızı. Tekrar buzdolabına koyalım. Donmasını bekleyelim. Arkadaşlar, dolapta eritip tekrar dondurduğumuz tereyağımızı, bakar mısınız, suyu çıktı. Bu suyunu katmıyoruz. Tereyağımızı koyduk. Un kurabiyesi yapıyorduk. Bir çay bardağı kadar da sıvı yağımızı ekliyoruz. Arkadaşlar, klasik su bardağıyla 2 su bardağı kadar pudra şekerimiz var. Bir su bardağından eksik nişastamız var. Bir paket vanilinimiz var. Kabartma tozu kullanmıyoruz. Ve yağla bunları güzelce yoğuralım. Unumuzu ekleyelim. Haliyle yağımız donmuş olduğu için biraz uğraşacağız. Arkadaşlar, tereyağının suyunu çıkarmamızdaki maksat un kurabiyemiz istediğimiz gibi olsun. İyice yoğuralım. Arkadaşlar, 4 su bardağı unumuzu eledik ve iyice yoğuracağız. Biliyorsunuz, un kurabiyesi bayağı bir yoğurma istiyor. Dört su bardağı iyi geliyor. Ama un kalitesi fark edebilir. Eğer çok böyle kuru olursa hamurumuz, az bir şey sıvıya ekleyebilirsiniz. İyice yoğuralım. Şeklimizi verelim. Arkadaşlar, hamurumuzu yoğurduk. 15 dakika kadar yoğurduk hamurumuzu. İyice yoğurun. Çünkü içerisindeki katı yağımız var, donmuş. Elinize aldığınızda şekil veriyorsanız hamurunuz olmuştur. Şimdi ben bu hamuru ikiye ayıracağım. İki çeşit yapacağım. Yarısına
arkadaşlar hamurumuzun yarısına bir çay kaşığı kadar zerdeçal atacağım. Renginin sarı olması için gıda boyaz kullanmıyorum. Zerdeçal da aynı işlemi yapıyor. Çok da güzel oluyor. Şöyle bir çay kaşığı kadar yeterli olacaktır. Tekrar yoğuralım. Hamurumuzun rengi hafif sarımtırak olacak. Yoğurmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, un kurabiyelerimiz. Bakar mısınız? Zerdeçal döktüğümüz ne kadar sarı duruyor. Onları da damla çikolatayla süsledik. Bu sade olan. Bunlara da şekil verdik. 150 derecede 10 dakika kadar pişireceğiz. Sonra 100 dereceye düşüreceğiz fırınımızın ayarını. Yani sararmamasına dikkat edeceğiz. Her fırın farklı yapabilir. Onu fırınlarınızda ayarlayabilirsiniz. Kurabiyelerimiz arkadaşlar, benvaryo usulü erittiğim çikolataya batırdım. Kimisine yeşil fıstık, kimisine Hindistan cevizi, kafanıza göre. Ve şimdi çikolatayla, erittiğimiz çikolatayla şöyle çizikler atıyoruz. Evet arkadaşlar, çikolatayla böyle süslüyoruz kurabiyelerimizi.